Nail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi biraz tanıyalım lütfen. Efendim, ben Mersin'den katılıyorum yarışmamıza. 39 yaşındayım, evliyim. 3 çocuğum var. Annem ev hanımı, babam emekli çiftçi. 2001 yılında jandarma özel harekatta komando uzman çavuş olarak göreve başladım. Bu uzun maraton içerisinde görevimi severek inşa ederken 2005 yılında olası 6 milyarda 1 olan olasılığı ve yaşama olasılığı 0 olan bir olay başıma geldi ve beni yıldırım çarptı bir operasyon esnasında. Ve ben 7 gün ölmüş ve 8. gün tekrar hayata gözlerini açtım ve gözlerim görmüyordu. Daha sonra ilerleyen vakitlerde görmemi kazandım. Yürüyemiyordum, yürüdüm. Ve daha sonra 2006 yılında GATA Askeri Tıp Akademisi'nde bize görev mağlubu emekliliği verdiler. O zamanlar ben hayata küsmüştüm. Tamamen her şeyden vazgeçmiştim. Ya o kadar yani yaşayan bir ölü gibiydim sanki. Orada bir tane komutanım benim bir gün kolumdan tuttu. Dedi ki gel evlat. Benim arkadaşlarımı gösterdi bana. Orada anlatılması o kadar güç. Yani o sahneler. Ve ben dedim ki ya ben ne ya benim bir şeyim yok. İşte bir gün sonra heyete gireceğim ve görev mağlubu emeklilik verecekler bana. Ben bu sefer derhal GATA komutanımızın yanına gittim. Komutanım lütfen beni dedim emekli etmeyin. Ben dedim bu emekliliği hak etmiyorum. Evladım dedi ne oldu? Hayırdır? Bir baskı mı var? Bir şey mi var? Dedim ki hayır komutanım. Ben iyiyim. Benim bir şeyim yok. Şu an kötüyüm. Fakat dedim ben emekli olursam ben bunun vicdan azabını çekeceğim. Ne olursunuz komutanım beni emekli etmeyin. Peki dedi. Peki o zaman. Görevine devam et. Ve görevime devam ettim. Uzun bir maratondu. Böyle bir uzun bir maratonda 2015 yılında kendim istifa etmek zorunda kaldım Murat Bey. Onun da sebebi şimdi biz bu görevi yaparken ailemize ve çocuklarımıza hiçbir zaman ayıramıyoruz. Benim 15 yıllık bir evlilik hayatım var. Eşimle toptalda totale vurduğumuzda belki 3 yıl bir arada olmuşluğumuz yoktur Murat Bey. Yani çocuğum oldu, 40 gün sonra çocuğumu gördüm. Bu 15 yılın sonunda isterseniz biraz ara verin sonra devam edersiniz. Evet. Konuşmak isterseniz tabii ki. Tamam Murat Bey. Özel harekata girmeye nasıl karar verdiniz? Özel harekata girmeye karar vermemin sebebi Murat Bey, ben 98'de 78'e 2 tertip askerlik yaptım ben. 99 yılında terhis olmamıza 90 gün falan vardı. Buradan onun ailesine de sonsuz saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Amasya Merzifonlu devre arkadaşım vardı benim. Ve 90 günümüz kala çok acı bir şekilde şehit oldu. Şehit oldu. Ve bu ben o zaman işte askerliğimi yaptıktan sonra değişik işlerde çalışmaya başladım. Ve ben İlhami Çelik'i ara ara rüyamda görmeye başladım. Rüyayı da geçtik. Ya bazı günler şimdi böyle affedersiniz kahvehanede böyle iki arkadaş karşılıklı oturuyoruz. İlhami'ye bakıyorum böyle yanı başında belirdi. Ya bakıyorum İlhami giyinmiş, kamuflajlı, bereli. Ya İlhami ne geziyorsun diyorum. Ne zaman geleceksin sen diyor. Sadece söyledi bu. Ya İlhami ne istiyorsun sen benden? Ne zaman geleceksin sen diyor ya. Ya tamam diyorum İlhami git rahat bırak beni diyorum ya. Devrem rahat bırak. Murat Bey gidiyor. Birkaç gün geçiyor. Yine aynı. Geliyor artık. İşte ya dedim Allah'ım bunda ilahi bir şey var. İşte anneme dedim. Anne dedim böyle bir şeyler oluyor. Yani bir şeyler var. Yani ben ne yapmam gerekiyor dedim. Yani ben gideyim kurban mı kestireyim, mevlüt mü okutturayım, ne yapayım? Annem dedi ki oğlum dedi gideceksin. Sen dedi benim kınalı kuzumsun gideceksin evladım dedi. Yapacak bir şey yok gideceksin. Murat Bey gittim. Ondan sonra ne bir rüyama girdi ne de yanıma geldi. Hiç 15 yıl boyunca hiç şey olmadı yani gelmedi. Canı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Önemli olan vatanımızın, milletimizin, vatandaşlarımızın bir arada huzurlu, mutlu olmamız. Yapacağız. Bin defa ölsem, bin defa dirilsem, bin birincisi kez vatanım, milletim için ölmek isterim. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Önünüzde ne kadar saygıyla eğilsek azdır. Estağfurullah Murat Size Bey. Bütün halk adına, halkımız adına teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Sağ olun.
Bizim için çok şey feda etmişsiniz. Umarım biz de size layık olmaya çalışırız.